Ajan Spor YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Batuhan Çal. Bildiğiniz gibi artık transfer dönemi yavaş yavaş yaklaşıyor. İsimler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Bugün size Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ricardo Rodriguez'i anlatacağım. Ricardo Rodriguez 1992 doğumlu 27 yaşında bir oyuncu. 1.80 boyunda. Asıl mevkisi sol bek ama sol iç gibi de oynayabiliyor. Sol önünde de zaman zaman tercih edebiliyor teknik direktörler onu. Stoper bölgesinde de oynayabilen aslında çok yönlü. Joker diye tabir edebileceğimiz oyunculardan bir tanesi aslında İsviçreli oyuncu. E, FC Züri formasıyla başladı. Züri altyapısında başladı. Burada 3 sezon forma giydikten sonra e, 2012'nin Ocak ayında 8,5 milyon euroya Wolfsburg'a transfer oldu. Almanya Ligi'nde gerçekten Bundesliga'da önemli işleri imza attı. Çok e, iyi bir performans ortaya koydu. Özellikle istikrarıyla yani her sezon takımının gerçekten banko vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi oldu. Burada 6 sezon forma giydikten sonra 15 milyon euro. 2017'de Milan'a transfer oldu. Milan'da 3 sezondur forma giyiyor. Orada da yine ilk gittiği sezondan itibaren istikrarlı bir grafiği olduğunu söylemekte erer var. Sadece bu sezon bir sakatlık yaşadı. Özellikle yeni mevkisine bir transfer de yaptı Milan. O yüzden şu ana kadar sadece 4 maçta forma giyebildi. Milan'da ama e nasıl bir bek oyuncu bir, aslında hücuma yönelik bir bek oyuncusu gerçekten yani defansif bir oyuncu olduğunu söylemek yanlış olur. Yine Wolfsburg'da 2014-15 sezonunda 10 gol attı Bundesliga'da. Asistleri yine yine golleriyle hücuma katkısıyla gerçekten çok öne çıkan bir oyuncu. Fatih Terim'in de aslında bir bekten beklediği her şeyi yapabiliyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kıvrak, çabuk, hızlı. Yani zaten ödenmiş yani 20 milyon euronun üstünde bir bol servis bedeli ödenmiş oyuncuya kariyeri boyunca. Çok yaşı da yok. 27 yaşında 1990 özellikle bu sezon bildiğiniz gibi Galatasaray'da bek bölgesinde Fatih çok o bek rotasyonundan istediği verimi almadı. Sağ bek bölgesine baktığımızda işte Mariano çok istenine veremedi ama oraya devre arasında biliyorsunuz Martin Lines'in Lines lisansı çıkarılmamıştı. Bir Lines takviyesi gelecekmiş gibi duruyor. Yani Lines'in lisansının çıkarılmasını bekliyoruz devresinde. arasında. Orası, orayı ne Lines takviyesiyle yeni bir transfer gibi telafi edebilir ama sol bekte özellikle Ömer Bayram var ama onu daha çok biliyorsunuz e, dinamizm katması açısından Fatih onu orta sahada tercih ediyor. Nagatomo özellikle ciğer sönmesi yaşadıktan sonra hiçbir zaman o ilk geldiği dönemdeki Nagatomo olmadı. Ya yani orada diğer oyunculardan da aslında sol bekte istediği verimi bir türlü alamadı Fatih'in. Biliyorsunuz Fatih'in oyununda yani gerçekten bek oyuncularının katkısı özellikle hücuma katkısı çok önemli. Yani orta isabetleri, e, hücuma olan katkıları her açıdan çok tempolu gerçekten yani zor bir iş de yapıyor Fatih Terim takımında oynayan bek oyuncuları ama oradan özellikle sezonun ilk yarısında istediği verimi alamadı Fatih Terim Galatasaray takımı. Orada şimdi Rod e, yani Fatih'in nasıl Galatasaray'ın eski dönemlerde başarılı olduğu yıllara bakarsanız özellikle Avrupa'da işte bir bakıyorsunuz Ebu'ya bir bakıyorsunuz Riyer'e. İkisi de yani bir savunma bekimidir. ikisi de değildir ama hücuma kattıkları gerçekten hücumda takımın kalmasına sağladıkları katkı yani bek oyuncuları çıktığı zaman ne yapıyor bu sefer hücum oyuncuları da onları takip etmek zorunda kalıyor hem yani aslında hücum yaparak bir anlamda savunma yapmış oluyorsunuz o yüzden o açıdan bek oyuncularının katkısı Galatasaray için çok önemli bu sezon sadece 4 maçta forma giydirdik ama 4 maçta forma giymesine evet bağlarından bir sıkıntı yaşadı. Bir sakatlık var ama kimsenin aklına şu gelmesi işte. Galatasaray biliyorsunuz bu sezon başında yıldız transferi Falcao ile ilgili işte sakatlıktan çok başı yandı. Hala Radamel Falcao takıma geri dönebilmiş değil ama oyuncu kronik bir sakatlı olan bir oyuncu yani. Kariyerine baktığınızda zaten incelediğinizde Zürih'te de böyle, Wolfsburg'da da böyle, Milan'da da böyle her sezon neredeyse 40 maç oynamış bir oyuncu yani. Her gittiği takımın bank oyuncusu olmuş durumda bir oyuncu. Yani bu sezona da aslında başladı 4 maç oynadı. 2-0 kaybeden Inter maçından beri bir sakatlığı da var işte forma giyebiliyor ama bunun sebeplerinden biri sadece sakatlık değil çünkü o bölgeye Milan 20 milyon verdi Real Madrid'den. Ee, Theo Hernandez, İspanyol Fransız aslında oyuncuyu transfer ettiler 22 yaşında 20 milyon euro verdiler geçtiğimiz sezonda Real Sociedad'da kiralık olarak forma giymişti e 20 milyon euro verdiğiniz 22 yaşında bir, bir oyuncu mu oynatırsınız e aslında sezonla dediğim gibi Ricardo Rodriguez ile başlamıştı Milan ama e oyuncunun sakatlığı aslında Inter'e de kaybeden 2-0'lık maçın ardından Theo Hernandez formayı kaptı verecekmiş gibi de durmuyor bu transfer aslında Merih Demiral'ın Milan'a transferiyle de bağlantılı. Çünkü şöyle bir düşünce var. Milan özellikle biliyorsunuz Merih Demiral'ı çok istiyor. Başta Maldini olmak üzere. ya yani çok beğeniyor Merih Demiral ı. ama Merih Demiral'ı transfer edebilmek için de belli bir mol servise ihtiyacı var. E yani bu bol servisi de Ricardo Rodriguez'in satışından gelen parayla telafi etmek istiyorlar. E Merih de biliyorsunuz yani Juventus belli bir bonservis bedeli ödeyerek aldı. Bedavayı bırakacağını hiç zannetmiyorum. En az bir 20-30 milyon eurolardan bahsediliyor Merih Demiral için. Merih Demiral'ın bu 30 milyon eurosunu çıkarmak için Ricardo Rodriguez'den en azından bir 10 milyon euro gelmek zorunda. Zaten e, Milan da bu oyuncuyu 15 milyon euro gibi bir bedeli almıştı Wolfsburg'dan. O yüzden ben Ricardo Rodriguez'in devre arasında evet oynamıyor 4 maçlık ama bedelsiz olarak en azından bonservisle ben herhangi bir takıma gidebileceğini veya Milan'ı bu ona izin vereceğini düşünmüyorum. Belki şu olabilir işte. Biz Teo Hernandez'i oynadıyoruz son bekmey ikisinde. Ricardo Gezde sakatlığı var. Bize de iyi hizmet etti devre arasında en azından oyuncunun da biraz daha oynayabilmesi için çünkü yani tüm sezon boyunca 4 maç oynamış bir oyuncu da siz yüksek bir bonservis bedeline satamazsınız. Galatasaray'ı belki yani satın alma opsiyonlu bir kiralık yoluyla bırakabilir en azından 6 ayını Bu arada şunu da söyleyelim yine. ben bu video çekmeden önce biliyorsunuz Radyo Spor'a Haber Midir, Özgür Sancar da tam şu anda spor kazanı programıyla Radyo Spor'da ve Ricardo Rodriguez'in menajerini bağladı. Yani Gianluca İstanbul'daymış. Kulüp Burcu maçında tribünden canlı istemiş. Yani bu oyuncuyla ilgili gerçekten Galatasaray gündeminde herhangi bir yani gazetenin veya menajerlerin pompasıyla birlikte medyada çıkmış bir isim değil. Gerçekten menajeri kulüp burcu maçının tribünden istedi ve Galatasaray'ın da bu oyuncuya net bir şekilde bir ilgisi var. Yani sağ beki bir, bir nebze olsun Martin Linesse edebilir ama Ricardo Rodriguez işte dediğim gibi Riera tarzı aslında bir sol bek. Yani işte oynayabiliyor. Stoper mevkisinde orta sahada. ya yani tam bir joker oyuncu. Fatih'in çok istediğini biliyoruz. Bunun yanında yine Maldini ile de biliyorsunuz Fatih Terim'in de Milan'ı çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi Maldini. Maldini ile bir görüşme yapıp Fatih Terim'in bir kolaylık isteyeceği de konuşuluyor Ricardo Rodriguez için. Tabi yani bu görüşmeye ne kadar katkı sağlar o bir soru işareti çünkü bildiğiniz gibi Milan'ın da eksikleri var Milan'ın da ihtiyaçları var özellikle Melih Demiral'ın transfer için bu üç transfer aslında birbirine yani bağlı Ricardo Rodriguez'in herhangi bir takıma veya Galatasaray'a gelmesi Merih'in Juventus'tan Milan'a transfer olması. Çünkü Milan'ın da artık finansal fair play olduğu için yani istediğiniz kadar harcama devre en azından zaman zaman ya yani evet finansal fair play FIFA bu konuda bazı büyük takımlara zaman zaman toleranslar sağlıyor ama o devir bitti. Ben işte 40 milyon euro ona vereyim, 50 milyon euro buna vereyim. Ya yani gelir gider dengesini artık FIFA'da özellikle finansal fair play kapsamında çok önem veriyor yani. Ricardo Rodriguez de 27 yaşında henüz çok yaşlı bir oyuncu değil. Piyasası da olan bir oyuncu yani. 5-10 milyon eurolar arası bonservis Getirsin Milan kulübüne getirebilecek bir oyuncu. En azından ben devre arasında bonservisiz bir şekilde oyuncunun yani Galatasaray'a veya düşük bir bonservise katılmasını aslında zor görüyorum. Ama şöyle olabilir hem Fatih'im işte oradaki kişisel ilişkilerini kullanıp Maldini'den rica edip e, oyuncuyu 6 aylığına da olsa Galatasaray'a e, kiralık bir anlaşma ile getirebiliriz satın alma opsiyonu sonrasında tabii ne olacağı konuşulur. O başka bir konu ama ben şu aşamada Rodriguez'in en azından bonservisiyle Galatasaray'a gelebileceğini düşünmüyorum ama çok istikrarlı bir oyuncu. Oyuncu ile ilgili aklınızda kesinlikle işte tekrarlıyorum yani sakat işte 4 maç oynamış bakıyorsunuz bu sezon bağlarında sıkıntı var. Son maçlarda da kadroya girmek de zorluk çekiyor ama oyuncu kronik bir sakatlığı yok. Yani kariyerine bakarsanız bunu anlarsınız. 27 yaşında gittiği her takımın bank oyuncusu olmuş bir oyuncu. Hücuma çok katkı sağlamış bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın gerçekten de artık biliyorsunuz değişen kanat rotasyonuyla birlikte Babel, Feguli biraz daha ağırlaştığını söylemek değer var. Ama bu oyuncunun yani Rodriguez'in gelmesiyle Rodriguez'i önde de kullanabilirsiniz. Galatasaray'ı da hızlandıracak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a gelirse bence kesinlikle katkı sağlar. Gelir mi gelmez mi onu göreceğiz. Burada şunu tekrar söyleyeyim. Şu anda Ricardo Rodriguez'in menajeri Radyo Spor'da canlı bağlantıda yine Özgür Sancar'la bir röportaj gerçekleştiriyorlar. Bu röportajın detaylarını Radyo Spor'dan yine Twitter adresinde haberin detayları paylaşılır. Ajans or.com'da bulabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşça